31 Ağustos 1922. Berberçamı Tepesi, Kütahya. Büyük taarruzun 6. günüdür. Başkomutan Mustafa Kemal, cephenin en ön hattında Yunan ordularının tükenişini izlemektedir. Birden gözleri Berberçamı Tepesi'nde durur. Bedeninin büyük kısmı toprak altında kalmış bir Mehmetçiğin Türk sancağını dimdik tutan elini görür. Gördüğü elin, bir milletin kurtuluş ve yeniden var olma azminin elleri olduğunu bilir ve unutulsun istemez. Şehit Sancaktar Mehmetçiğin künyesini, kimliğini aratır ama bulunamaz. Mustafa Kemal, zaferin bedelini de, milletin azmini de unutmaz ve 2 yıl sonra, 30 Ağustos 1924'te Şehit Sancaktar Mehmetçiğin anıtının temelli törenle atar. Bu büyük zaferin nasıl ve ne pahasına kazanıldığı unutulmasın diye. Başkomutan çok iyi bilir ki, son 4 yıl Türk milletinin yeniden doğuş için dişiyle tırnağıyla kazandığı topyekün bir savaştır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanır. Yunan ordusu, Sakarya Nehri'nin batısına, Eskişehir-Afyon hattına çekilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalif vekillerden gelen "Niye saldırıp düşmanı yok etmiyoruz?" itirazlarını Mustafa Kemal şöyle yanıtlar. Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır. Bu erteleme aslında 3 büyük gücün hazırlanması için yapılır. Millet, meclis ve ordu. Öncelikle cephe yükünü azaltmak için olağanüstü bir diplomasi savaşı yürütülür. İtilaf devletleri, Rusya'da Bolşeviklere karşı Çar yanlısı Beyaz Ordu'yu destekler. Türkiye'de doğal olarak ilk diplomatik ilişkiyi Sovyet Rusya ile kurar. Önce Moskova Antlaşması, ardından da Kars Antlaşması imzalanarak Doğu sınırları güvence altına alınır. Böylece hem Rusya'dan silah ve para yardımı alınır, hem de doğudaki askeri birlikler batıya kaydırılır. Güneyde Fransızlar Kuvayi Milliye tarafından oldukça yıpratılır. Ankara,
Fransa'da oluşan savaş karşıtı kamuoyunu ve Almanların yeniden Fransa için tehdit oluşturmasını iyi değerlendirir. Sonuçta Fransa ile 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalanır. Müttefikleri tarafından aldatıldıklarını düşünen İtalyanlarsa, kapitülasyon ve imtiyaz talepleri Ankara hükümeti tarafından reddedilince, 2. İnönü Zaferi'nin ardından işgal bölgelerinden çekilir. Artık işgal güçleri bölünmüş, Anadolu'da işgalci olarak İngilizler ve Yunanlar kalmıştır. İngilizlerin meclis-i mebusanı basarak milletvekillerini Malta'ya sürmesi ve katliama varan şiddet uygulamaları üzerine Mustafa Kemal, başta yüzbaşı Rawlinson olmak üzere Anadolu'da bulunan İngiliz askeri mensuplarını savaş esiri olarak tutuklatır. Uzun süren pazarlıklar sonunda İngilizlerin direnci kırılır ve Sakarya Zaferi'nden sonra 23 Ekim'de Ankara ile tutsakların karşılıklı salıverilmesini içeren protokol imzalanır. Artık Ankara, İngilizler tarafından resmen tanınmaktadır. Anadolu bir yandan da büyük savaşa hazırlanır. Mustafa Kemal, yorgun ve yoksul Türk milletindeki imanın ve vatan sevgisinin farkındadır. Onlar Çanakkale'de, Medine'de, Kutulamare'de mücadelenin sancağını düşürmeyen bir tarihin çocuklarıdır. Yenilgiyi kabullenenlerin değil, zafere inananların torunlarıdır. Başta komutanlar ve Büyük Millet Meclisi, savaşarak kazanma iradesinin sembolü olacaktır. Subaylar, orduyu ve milletin kaderini tesadüflere bırakmayan harekat planını bu inançla hazırlayacaktır. Türk milleti ise son evladına, son lokmasına, son eşyasına ve son nefesine kadar bu savaşa katılarak inanılmaz bir bağımsızlık destanı yazacaktır. Şartlar çetin, imkanlar sınırlıdır. Kurtuluş azimde, inançta, kurtuluş savaştadır. Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlığa atanan Mustafa Kemal Paşa, ilk iş olarak milli yükümlülükler anlamına gelen Tekalif-i Milliye'yi yayımlatır. Bir tür borçlanma olan bu uygulamayla Türk milleti elindeki silah cephanenin tamamını, giyim kuşam, araç gereç, binek hayvanı ve taşıt gibi mallarınsa %40'ını orduya teslim eder. Türk ordusunun ihtiyaçları o kadar çoktur ki, milletin elinde bulunan gem, yular, urgan, kazma, kürek ve çadır gibi gereçler bile toplanır. Türk halkı, silah ve cephane taşınmasında da gece gündüz çalışır. Demirciler, marangozlar, nalbantlar ve terziler ordunun emrinde çalışmak üzere seferber olur.
Ancak Anadolu coğrafyasında doğru dürüst yol ve motorlu nakil aracı yoktur. Demir yollarının büyük kısmı Yunanların ve İngilizlerin elindedir. Kıyılarsa İngiliz, Amerikan ve Yunan savaş gemilerinin kontrolü altındadır. Yunan ordusunda İngilizlerin verdiği 4000 kamyon varken, Türk ordusu ancak insan ve hayvan gücünü kullanarak nakliye sorununu çözer. Kağnı, deve, eşek ve at arabalarıyla silahlar cepheye ulaştırılır. Bu imkansızlıklar milletin azmini kıramaz. İnebolu, Samsun, Kars ve Adana'dan Ankara'ya, Ankara'dan da cephelere silah ve mühimmat taşıyan kağnı kolları oluşturulur. Bu kanları çoğu zaman kadınlar, çocuklar, yaşlılar yerine ulaştırır. İstiklal inadı, kurtuluş aşkı 7'den 70'e tüm milletin gönlünde yer bulur. Herkesin dilinde besmeleden sonra ya istiklal ya ölüm parolası vardır artık. Salgın hastalıklar da önemli sorunlardan biridir. Ankara hükümeti bütün zorluk ve yokluklara rağmen çiçek, kolera ve tifo aşıları üretir. Sıtma tehlikesinden dolayı 250 kilogram kininde halka bedava dağıtılır. Sıhhiye depoları oluşturulur. Hastanelerin yatak mevcudunun 37.500'e çıkartılmasına çalışılır. İstiklal Harbi süresince orduda sadece 957 tabip, 224 eczacı ve 26 dişçi görev yapar. Ordunun elinde standart ve birbiriyle uyumlu yeterli silah ve cephane yoktur. Çoğu toplama olmak üzere çeşitli cephelerden kaçırılmış bir teçhizat birikimi vardır. Bir mucize gereklidir. İstanbul'dan kaçırılan imalat harbiye fabrikalarının malzemeleriyle toplara kama, tüfeklere mekanizma yapılır, mühimmat kullanılır hale getirilir. Raylardan kılıç ve kasatura yapan ustalar, işçiler, kadın ve çocuklar bu mucizeyi gerçekleştirirler. Türk süvari birlikleri atlı piyade gibi savaşmaktadır. Ilgın'da açılan süvari talimgahında eğitimden geçirilen bu atlı piyadeler, at üzerinde savaşabilen gerçek süvarilere dönüştürülür. Manevraları Rusya ve Azerbaycan büyükelçileri de izler. Türk ordusunda bulunan eski toplardaki aşınmalar, atış isabet oranlarını düşürmektedir. Toplar yeniden elden geçirilir ve yeni atış cetvelleri oluşturulur. Topçu subaylarının tümü Konya Sille'de eğitime alınır. İstihkam bölüklerinden ikmal nakliye kollarına kadar tüm birlikler ciddi eğitimlerden geçirilir.
Hava kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için Almanya, Fransa ve İtalya'dan uçaklar satın alınır. Yurttaşlar da uçak alımına destek olur. Vatansever bir iş insanı olan Erzurumlu Nazif Kotan Bey, 4 uçak alıp orduya armağan eder. Ancak sorunlar bitmez. Almanya'dan alınan uçaklardan sadece ikisi cepheye katılabilir. Fransız ve İtalyanlarsa uçakların makinalı tüfeklerini sökmüşlerdir. Türk havacıları eski Alman uçaklarından alınan makinalı tüfekleri bu uçaklara takarak çalıştırmayı başarır. Tüm bu çabalara rağmen büyük taarruz başladığında Türk Hava Gücü'nün 10, Yunan ordusunun ise 50 adet faal uçağı vardır. Ancak Yüzbaşı Fazıl'ın Türk kartalları bu 10 uçakla Yunan filolarına göz açtırmaz. Anadolu'da haberleşme hatları da yetersizdir. Bu nedenle büyük taarruzdan önce muharebe hatlarının bulunmadığı geniş arazilerde bu ağlar kurulur ve Ankara'ya bağlanır. Adana, Mersin, Konya, Sarayönü, Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Şerefli Koçhisar arasında yeni ağlar oluşturulur. Savaş alanına yakın cephe gerisinde ise Çay, Kocatepe, Şuhut, Kocatepe, Şuhut Sandıklı arasında 160 kilometrelik yeni hatlar oluşturulur. Halkın da desteğiyle ordu ve meclis bir yandan silah ve cephane ağlarını kurmaya çalışırken diğer yandan sağlık, lojistik ve haberleşme sorunlarıyla mücadele ederek sadece harp sahasında değil pek çok alanda hazırlığını yapmıştır. Türk milleti son lokmasını, son evladını, maddi manevi gücünü ordusuna katmış, ya istiklal ya ölüm demekte kurtuluşa inanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı andan itibaren uygulamaya çalıştığı topyekün harp stratejisi meyvelerini vermiştir. 25 Ağustos 1922'ye gelindiğinde Türk ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti artık savaşa hazırdır. Mustafa Kemal öncülüğünde Türk komuta heyeti gerçekçi bir harekat planı yapar. Risk büyüktür. Ama Türk ordusunun azmi de büyüktür. Sahne artık komutanların, askerlerin ve silahlarındır. İzmir'in dağlarında çiçekler açmak üzeredir. Büyük komutanlar toplantısından sonra Akşehir'deki alınan karar uyarınca 14 Ağustos'tan başlayarak iki kolordu, yani toplam 7 tümen gizlice Afyon'un güneyine Kocatepe bloğunun arkasında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma 24 Ağustos'a kadar devam eder. ...25 Ağustos akşam saat 9'dan itibaren alaylar daha önceden belirlenmiş taarruz çıkış noktalarına doğru harekete geçerler. Arkada gördüğünüz sırtlar boyunca süngüsünü takmış binlerce Türk askeri
Tam siper almış, sabaha kadar beklemek zorundalar. Ki bütün çukur hendeklerin içlerinde de bu tümenlerin, piyadelerin taarruzunu destekleyecek topçu bataryalarımız vardı. Büyük taarruza sayılı günler kala ulaşan bir istihbarat, Yunanların ahır dağları dediğimiz bölgede bazı geçit noktalarını sadece akşam gün batana kadar tuttuğunu, dağın boş kaldığını gösterir. Bunun üzerine plan güncellenir. Süvarilerin taarruz başlamadan 25 Ağustos akşamı gizlice cephe arkasına sızması, sarp, kayalık, uçurumlarla dolu bazı yerlerde ormanın geçit vermediği yollardan, patikalardan geçilecek. Toplarımız patlarken Çayhisar Kırka hattına Türk süvari tümenleri inmiştir. ...26 Ağustos sabahı taarruzumuz başlarken toplamda 12 tümen. İşte Trikopis'in beklemediği tam olarak bu. Aslında Afyon güneyinden bir harekatı bekliyorlar. Fakat bilmedikleri o gizlice getirilen iki kolordu. Yani o kadar büyük bir dalga halinde geliyor ki Türkler karşı koymaları imkansız. Tınaztepe, Kılıç Arslan ve hemen Belentepe dediğimiz kesim yarma noktası. Yunan cephesini yarmayı planladığımız nokta. İşte asıl taarruzun bütün yükünü çeken yer burası. ...165 top demiştik. Bu cephelerin her birine yaklaşık 40'ar ağır top dövdü o sabah. Türk askeri ön hat mevzilerine Yunanların girdiğinde canlı sinek bile bulmadıklarını anlatıyorlar. ...27 Ağustos sabahı Türk topçusu Yunan mevzilerini cehenneme çevirerek güne başlar. Tüm cephe hattı boyunca 1. ve 4. kolordular bütün güçleriyle taarruza başlarlar. Ama her şey nerede değişir? İşte tam burada. Burası Çamlıca Korusu ve büyük taarruzun başkomutan meydan muharebesinin kilit komutanı Yarbay Ömer Halis Bey, Ömer Halis Bıyıktay ve onun 23. tümeni. İşte cepheyi yardıkları yer tam burasıdır. Yunanlar açısından artık cehennemin kapıları açılmıştır. Trikopis öğle saatlerine doğru artık kaçınılmaz olanı, yani çekilme emrini verir. Çiğiltepe'de 1.38 Yunan alayının bir taburu dayanak olarak kalacaktır. Aynı şekilde alayın geri kalanı Toklu Sivrisi'nde kalacaktır. Bulunduğumuz yerde, yani tam burada Çiğiltepe'de ise trajik bir durum söz konusu. Trikopis'in çekilen kuvvetlerini emniyet altına alması gereken yer burası ve buradaki birlik. Öyle olunca bir an evvel buradaki birliğin ele geçirilmesi gerekiyor ki Türk tümenleri rahatlıkla Yunan kuvvetlerinin peşine düşebilsin, Sincanlı Ovası'na inebilsin. Büyük taarruz hattındaki alınması, zapt edilmesi en zor direnekler burada. Hem sarp yamaçlar, sık bir orman örtüsü ve en kötüsü de Kızıltaş Yaylası tamamen dümdüz 1,5-2 kilometre uzunluğunda bir alan. Yani taarruz eden askeri saklayacak, koruyacak hiçbir doğal engel yok. Ve birkaç makinalı tüfekle bile çok rahatlıkla kontrol edilebilir durumda. Ki Yunanlılar da bu şekilde yaptığı için zaten çok ağır zayiat veriyor 57. tümen. 5 direnek var bloğun üzerinde. 4'ünü ele geçiriyorlar. O son direnek, işte o son direnek Reşat Bey'in canına mal oluyor. Kılıç Arslan, Tınaztepe, Kalecik Sivrisi hepsinin düştüğünü ve Türk birliklerinin yavaş yavaş Sincanlı Ovası'na indiğini görüyor. Bir anda kendisini zaferin önündeki engel olarak hissediyor. Reşat Bey canına kıydıktan 6 saat sonra burası ele geçer. 27 Ağustos akşam saatlerinde artık Afyon düşman işgalinden kurtulmuştur. Doğrudan Fahrettin Altay'a verilen emir özellikle Trikopis ve kolunun kuzeye gitme ihtimaline karşı bunun engellenmesi, Digenis'le birleşse bile onların birlikte bir harekatla kuzeyde, daha kuzeydeki 3. kolordu ile birleşerek savunma hattı Bursa istikametinde, Eskişehir istikametinde kurmasının engellenmesi. 28 Ağustos sabahı tümenlerden biri, 2. Süvari Tümeni 4 alayıyla
Eyrete, şimdiki adı Anıtkaya, baskın yapmak üzere yola çıkarlar. Güneyden giden kol bir anda karşısında General Trikopis ve arkasından gelen kalabalık bir kolu bulur. Çekinmeden hemen baskın yaparlar, kolu dağıtırlar. Yunan birlikleri çok ağır zayiat vererek dağılır. Kuzeyden giden iki alaysa Eyret kasabasında General Digenis'in karargahını basarlar. İlk başta her şey güzel gidiyordur ama 9. Tümen, Yunan 9. Tümen'in topçusu erken sütreye girip bataryalarıyla ateşe başlayınca Olucak köyünün hemen güneyindeki bir vadide, çanak gibi bir yerde hapis kalırlar ve orada tabiri caizse bir katliam olur. 250'ye yakın 2. Süvari Tümeni'nin Mehmed'i orada vatana eklenir. Fakat bu ağır bedele rağmen Trikopis ve Digenis kuzeye gitmekten alıkonmuş olur. Süvari kol ordusundan seçilmiş tahrip müfrezeleri vardı. Yıldırım Kemal ve onun süvari kolu da bunlardan bir tanesiydi. Onlar da Küçükköy tren istasyonuna, ki bu yol üzerinde Afyon-Uşak bağlantısında hem iletişimi hem de demiryolu bağlantısını kesmek amacıyla buraya geldiler 28 Ağustos günü. Ama tabii Yunanların da demiryolu muhafız alayı vardı. Onlarla çok çetin muharebeler yaşadılar burada. Sabotajlarını gerçekleştirdiler. Ama tabii bunun da ağır bir bedeli oldu. Gencecik kahramanımız Yıldırım Kemal ve silah arkadaşlarının yattığı yer burası. ...29 Ağustos akşamı, belki de muharebelerin kaderinin tayin edildiği yer burası. Kızılca köy sırtlarındayız. Arkamda Aslanlar Ovası, hemen yüzümün baktığı yönde de Dumlupınar Ovası var. İşte Trikopis'in kuvvetleri buraya hakim olup Frangu'ya katılmak için ümit olarak gördüğü yer burası. Ve 29 Ağustos akşamı o yüzden burayı zorluyorlar. En sonunda 69. alay Yunanları geldikleri yere Aslanlar Ovası'na atmayı başarıyor. Bu ne anlama geliyor? Trikopis'in son Frangu'yla bir araya gelme, tekrar güçlerini birleştirip Dumlupınar müstahkem mevkine yerleşerek savunmaya geçme ümidi de hayali de burada kayboluyor. ...30 Ağustos sabahı 23. Tümen Trikopis grubunu geri Aslanlar Ovası'na itmiştir. Şimdi buraya sıkışan 35 bin Yunan askerini, 4,5 tümeni hayal edin. Akşama doğru Yakup Şevki Paşa'nın 2. ordusuna bağlı 16 ve 61. tümenler de kuzeyden gelince artık bir at nalı şeklinde sadece Kızıltaş Vadisi açık kalacak şekilde burada kapatma harekatı tamamlanmış oldu. Kaçacakları hiçbir yer yoktu. Ve 105 topla dört bir taraftan sürekli ağır bombardıman altındaydı. Artık buradaki Yunan birlikleri de bozuk bir şekilde, dağınık bir şekilde sadece canını kurtarma telaşıyla Kanlı Köprü mevkiine ve biraz daha ileride Allıören köyünün doğusuna birikmeye başladılar. Yunanların ölüm çukuru dedikleri Allıören bölgesine, Allıören'in doğusundaki alan, en az 12 ila 15 bin civarında ölü bıraktıklarını bu bölgede biliyoruz. Dumlupınar Ovası ile Banaz Ovası'nı birbirinden ayıran bir boğaz var. İşte Frangu grubu da o hatta yerleşerek hala ümitle Trikopis grubunun bir şekilde bu kuşatmayı yararak kendilerine katılmasını bekliyor. Ve orada da aynı burada olduğu gibi çok çetin bir muharebe var. Mustafa Kemal Paşa'nın burada muharebe meydanını gezerken aynı anda Kaplangı Dağı da tamamıyla elimize geçmiş oluyor. Frangu kuvvetleri Banaz istikametine, oradan da Uşak istikametine çekileceklerdir. Büyük taarruz kazanılmıştır. İşgal orduları yakıp yıkarak İzmir'e doğru kaçmaktadır. Türk milletinin azmi ve kararı, istiklali tam bir devlete, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açmıştır.
1 Eylül 1922 Cuma günü Başkomutan Mustafa Kemal, Muzaffer Türk ordusuna bir mesaj göndererek onları kutlar ve şunları söyler. Büyük ve necip milletimizin fedakarlıklara layık olduğunu ispat ettiniz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti geleceğinden emin olmaya haklıdır. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Ve Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girer. Düşman denize dökülmüş, vatan kurtulmuş ve Türk milleti istiklaline kavuşmuştur. Dünya durdukça ve ebediyen.